Evet, dediğimiz gibi konumuz neydi? Arz talep ve piyasa dengesi. Şimdi bu bölümde arz talep piyasa dengesine bakacağız ama birazcık da piyasalardan bahsedeceğiz. Burada kısaca piyasaları rekabet düzeylerine göre gruplandırmışız. Tam rekabet piyasaları, tekel ve eksik rekabet piyasaları diye. Bu konulara da ileride temas edeceğiz. Şimdi piyasayı da tanımlıyoruz burada. Piyasa neymiş buradaki tanıma göre? Ne yaptın? O burayı da kontrol etti galiba oradaki düğme. Neyse. Şimdi piyasayı tanımlıyoruz. Neymiş piyasa? Mal ve hizmet alıcı ve satıcılarının birbirleriyle irtibat kurabildikleri ve alım-satım faaliyetlerini yürüttükleri ortam. Alternatif tanımlar da söylenebilir buna. Hani neymiş bu? Mal ve hizmetlerin alınıp satıldığı, alıcıyla satıcıların bir araya geldiği, değil mi? Bir düzenek, bir ortak, bir alan. Bu tabii ille de alıcıyla satıcının yüz yüze bir araya gelmesi anlamına gelmiyor. Teknolojinin gelişmesiyle artık internet ortamında alıcıyla satıcı yüz yüze karşılaşmadan da alışveriş yapabiliyor, değil mi? Hatta dünyanın bir ucundan öbür ucuna artık alışveriş yapmak mümkün. Öyle değil mi? Şimdi biz piyasaları ikiye ayırıyoruz. Birinci piyasa mal ve hizmet piyasası dediğimiz piyasalar. İkinci piyasa türü de faktör piyasaları. Biz buna girdi piyasaları da diyoruz bazen. Girdi piyasaları veya faktör piyasaları. Faktörden kastımız burada hani üretim faktörleri dört tane vardı ya hani emek, sermaye, toprak gibi. Bu üretim faktörlerinin alınıp satıldığı da diyebilirsiniz. Veyahut da ara malların alınıp satıldığı faktör piyasaları. Bunlara örnek verebiliriz. Şimdi bunu söyledikten sonra şöyle bir döngüsel akım şemasıyla bu piyasaları açıklamaya çalışıyoruz önce. İşte burada ne görüyorsunuz çocuklar döngüsel akım şeyinde? Mouse'la hareket ederek gideyim üzerine. Şu mal piyasaları yukarıda gösterilmiş. Mal, ürün ve hizmet piyasaları diyelim. Bunlar yukarıda gösterilmiş. Aşağıda da faktör veya girdi piyasaları dediğimiz piyasalar gösterilmiş. Burada basit bir şekilde şu sağ tarafta hane halkı var. Piyasanın aktörlerinden bir tanesi. Sol tarafta da firmalar var. O da aktörlerden diğeri. Değil mi? İki tane piyasa aktörünü burada göz önünde bulundurmuşuz. Şimdi ne oluyor burada? Hane halkı bu mal ve hizmetler piyasasından talepleri var. İşte mal talep ediyor, hizmet talep ediyor. Bu hizmetler karşılanıyor. Tabii hizmetlerin karşılanmasından dolayı da bu hane halkı bu hizmetleri karşılayan şu firmalara ödemede bulunuyor. Değil mi? Bu hane halkının harcaması oluyor. Ama firmalar için bu ödeme dediğimiz şey firmaların satış gelirleri oluyor. Öyle değil mi? Yani bir tarafta hani mal ve hizmetler hane halkına doğru giderken karşılığında da parasal değerler, değil mi? Harcama veya gelir şeklinde firmalara akıyor. Burada bir akış söz konusu. Üst kadranda biz mal ve hizmet piyasalarını canlandırdık, değil mi? Ve alt kadranda faktör piyasalarına gelince burada da benzer bir şekilde hani bu faktörler, emek, sermaye, toprak gibi faktörler hani bir taraftan bir tarafa akıyor. Kimden kime akıyor burada? Bu sefer de pardon geriye gitti. Bu sefer de yani hane halkı bu faktörü arz ediyor. İşte emeğini arz ediyor işçi olarak. Toprağı varsa toprağını kiralıyor, değil mi? Bunun gibi. Tabii bunu kim talep ediyor? Firmalar talep ediyor üretim yapmak anlamında. Tabii firmalar için bu bir harcama. Maliyet tabii. Bu ödeme dediğimiz şey firmaların harcamaları. Bu harcamalar da hane halkına gelir olarak geliyor. Hane halkı emeğinin karşılığında ücret alıyor mesela, toprağının karşılığında kira alıyor, sermayesinin karşılığında faiz alıyor gibi. Tamam mı? Bu şematik bir şey. Şimdi burada ekonomik aktörler iki tane var. Firma ve hane halkı. Daha bunu ileri düzeyde
Başka ekonomik aktörleri daha ekleyeceğiz biz buna. Mesela devlet ekonomik bir aktör, piyasalara müdahale ederse, dış dünya var, değil mi? Hani ülkenin dışında dış dünya var. Bunları da ileride ekleyeceğiz. Şimdi piyasaları bu şekilde bir canlandırdık. Yani iki ana kategoride canlandırdık, gruplandırdık diyelim. Şimdi de piyasaları ilk başta söylediğim gibi tam rekabet ve eksik rekabet gibi gruplandırma yapıyoruz. Şimdi bir de tekel piyasaları diye gruplandırma yapıyoruz. Burada kısaca gruplandırmadan bahsedilmiş. Eksik rekabet piyasaları altında isim olarak oligopol, duopol, olipson, diopson, monopolcu rekabet gibi isimler belirtilmiş. Bunların açılımlarına daha sonra geleceğiz. Şimdilik sadece aklınızda isimler kalsın. Tamam mı? Piyasalara gelince şimdi tam rekabet piyasasına geldik burada. Tam rekabet piyasasının bazı özelliklerini size söylüyoruz. Tamam mı? Şimdi burada tam rekabet piyasasının bütün özellikleri yok burada ama bazı özelliklerini söylüyorum size. Atomizite denmiş burada. Açıklaması da alıcılar ve satıcılar fiyatları tek başlarına etkileyemeyecek kadar çok sayıda. Yani çok fazla alıcı ve satıcı var. O kadar çok ki herhangi birisi veya grup olarak birkaçı piyasadaki fiyatı etkileme gücüne sahip değil. Burada rakam vermiyoruz. Burada aslında piyasadaki fiyatı etkileme gücü olarak bir kavram ortaya atıyoruz. Yani o kadar çoklar ki piyasadaki fiyatı etkileme gücüne sahip değil. Hani bu rakam 100 de olabilir, milyon da olabilir, 10 bin de olabilir. Tamam mı? Mühim olan şu, piyasadaki fiyatı etkileme gücüne birinin veya bir grup olarak bazılarının gücüne sahip olup olmaması kıstas. Anlaşıldı mı? Bu tam rekabet piyasasında aranan özelliklerden bir tanesi. Sonra homojenlik. Burada homojenden kastımız hani satılan ürün, söz konusu ürün veya hizmet homojen, tıpat aynı. Yani bu firmanın sattığı ürünle öbür firmanın sattığı ürün, bir başka firmanın sattığı ürün tıpatıp birbirinin aynı mi diyelim. Yani homojenlikten kastımız bu. Dolayısıyla yani ürün farklılaştırması yok. Aynı ürün olduğu için bu firmanın sattığı bir ürün bir başka firmanın sattığı ürünle tam manasıyla ikame edilebilir. A'dan almakla B'den almak arasında bir fark yok. Değil mi? Bunun gibi. Sonra mobilite diye bir kavram var burada. Mobilite de şu şekilde açıklanmış burada. Piyasaya giriş ve çıkışlar tamamen serbest. Çok alıcı var, çok satıcı var ama bu alıcı ve satıcılar diledikleri zaman piyasaya girebiliyorlar, diledikleri zaman piyasadan çıkabiliyorlar. Kimse bunların piyasaya giriş çıkışlarına müdahale etmiyor ki mesela hükümet gibi diyelim, değil mi? Hükümet müdahale etmiyor. Veyahut da serbestlikten bir de şunu anlıyoruz. Giriş ve çıkışlarına herhangi bir müdahalenin dışında mali engel de yok. Ne gibi? Mesela diyelim ki öyle bir piyasadır ki bu piyasaya girmek istiyorsunuz ama firma olarak girmek istiyorsunuz mesela. Ama çok fazla sermaye gerektiriyor. Aşırı derecede büyük bir belki milyon dolarlar gerekiyor. O zaman giremezsiniz ki. O zaman burada mali bir engel var. Değil mi? Yani işte bu engel de yok. Yani tam rekabet piyasasında hiçbir engel yok. Giriş çıkış serbestten kastımız girişi çıkışı çok kolay da olarak algılayabiliriz. Başka neden bahsettik özellik olarak? Şeffaflık. Piyasanın işleyişi hakkında her türlü bilgiyi tam ve doğru şekilde almak mümkün. Hem alıcılar hem satıcılar piyasada ne olup bittiğini kolaylıkla öğreniyorlar. Hiçbir maliyeti yok. Tamam mı? Anında bu piyasa bilgileri alıcı ve satıcı tarafından biliniyor. Kolay. Bu bilginin akışına da bir engel yok. Anlaşıldı mı? Her şey şeffaf. Yani ne olduğunu piyasada herkes biliyor. Alıcısı da biliyor, satıcısı da biliyor. Değil mi? Fiyat değişirse hemen anında biliniyor bunlar. Değil mi? Bunların hepsi biliniyor. Bunun gibi özellikler var. Bu tam rekabet piyasası. Kısaca ileride bunları daha derinliğini açacağız. Şimdi tekel piyasaları biraz daha değişik. Tekel piyasalarında önce biz buna monopol de diyoruz tekel piyasasına. İngilizceden geçme bir terim olarak. Burada satıcı tek ama alıcı çok.
Neymiş burada? Öbüründe, bir öncekinde hem satıcılar hem alıcılar çoktu. Burada tek satıcı var ama çok alıcı var. Tek, yani örnek verebilir misiniz monopole? İşte İstanbul için İSKİ bir örnek. Çünkü suyu satın alabileceğiniz, evinize gelen suyu satın alabileceğiniz başka bir kurum yok. Değil mi? Tek satıcı. Veya elektrik için BEDAŞ mı diyorsunuz? BEDAŞ falan. Değil mi? Bunun gibi örnekleri kullanabilirsiniz. Tabii sattığı ürünün ikamesi yok. Çünkü neden? Zaten satan tek. Değil mi? İkamesi niye olsun ki? Ve piyasaya giriş engelleri var burada. Neden engeller var? Bir, şimdi İstanbul'un, koskoca İstanbul, milyonluk şehir, koskoca bir alana yayılmış. Buranın su şebekeleri. Şimdi bir başka bir firma daha yarattığınızı düşünün. Bütün evlere su vermek istediğini düşünün. Onlar da kendi su şebekeleri için ayrı ayrı bir sürü yatırım yapmaları lazım, değil mi? Acayip miktarda bir para gerekiyor. Yani serbest bile bıraksak mali engele takılacaklar. Değil mi? Giriş öyle kolay değil. Üstelik bu piyasalara giriş için başka engeller var. Hükümetin koyduğu engeller var. Yani hükümet müsaade etmiyor başkasına. Yani daha sonra bunları inşallah temas edeceğiz. Neden bu tür engeller olduğuna dair. Bir de bu satıcının tek olmasının dışında bir de alıcının tek olması. Yani tek alıcı. Satan çok ama alan tek. Tamam, böyle bir örnek var. Bu örneğe de biz monopson diyoruz. Bunun örneğini vermeyeceğim. Daha sonra bunu tekrar şey yapacağız. Bir de çok daha aşırı bir durum. Hem alan tek hem satan tek. Öyle bir piyasa ki bir alıcı var bir satıcı var. Böyle durumlarda hani ekstrem bunlar. Örnekleri birazcık hani yaratmak daha güç ama ekstrem durumlarda tek alıcının ve tek satıcının olduğu durumlarda söz konusu olabilir. Genellikle biz hani tam rekabete bakacağız. Hani bu monopolü inceleyeceğiz. Bir de ne var? Eksik rekabet piyasaları var üçüncü grupta. Bir de eksik rekabet piyasalarına daha detaylı bir şekilde bakacağız. Piyasaları analiz yaparken ileride. Eksik rekabet piyasalarında ise hani tipik olarak hani birkaç tane satıcı var, çok alıcı var ama birkaç tane satıcı ne yapabiliyor aslında? Piyasalardaki fiyatı etkileyebiliyor. Hani tam rekabette piyasadaki fiyatı etkileme gücü yoktu yani grup olarak da olsa. Burada o birkaç tane satıcı piyasadaki fiyatları etkileme gücüne sahip. İşte o birkaç taneyi nasıl tanımlayacağız? Etkileme gücüne sahipse birkaç tanesi grup olarak o piyasa oligopoldür. Yüzlerce firma olabilir, mesela 200 tane firma olabilir. Ama 3-4 tanesi piyasadaki fiyatı etkileme gücüne sahipse o piyasa oligopoldür. Tamam mı? Tabii bu piyasalara giriş öyle kolay değil. Bir kere bir hükümetin koyduğu engeller olabilir. İkincisi de aşırı sermaye gereken durumlar söz konusu olabilir. Örnek olarak mesela telekomünikasyon piyasasını verebiliriz. Yani bugün mesela İstanbul'da hepiniz veya Türkiye'de diyelim Turkcell, Vodafone neydi bir de Türk Telekom. Değil mi? Var. Bunun dışında başka telefon şirketleri de var ama bunlar 3 tanesi hani hakim piyasada. Değil mi? Ve bunlar piyasadaki fiyatları etkileme gücüne sahip. Bu nedir aslında? Bir oligopol piyasadır. Bir, aşırı derecede sermaye gerekiyor bu piyasaya girmek için. İkincisi, hükümetin koyduğu bir takım kurallar, düzenlemeler var, engeller var yani. Tamam mı? Şimdi bu oligopolün altında özel durumlar var. Eğer hani birkaç tane firma değil de sadece 2 tane firma varsa satıcı, biz buna ne diyoruz? Duopol diyoruz. 2 firma varsa. Bir de oligopson piyasalar, birkaç alıcı çok sayıda satıcı. Bir de duopson piyasalar, 2 alıcı çok sayıda satıcı. Bunlar da özel bir takım piyasa tanımlamaları. Bunları anlattık. Şimdi burada birazcık daha eksik rekabet piyasalarını açmışız. Aynı malı satan küçük pazar payına sahip çok sayıda satıcının bulunduğu piyasalar. Burada birazcık durum daha değişik. Burada ise hani az firma değil. Çok firma var. Değil mi? Aynı malı küçük pazar payına çok sayıda satıcının bulunduğu piyasalar. Buna da biz monopolcu rekabet. İngilizce'de monopsonistik deniyor. Monopolcu rekabet diyoruz.
Burada bizim gözümüze çarpan bir şey daha var. Firmalarda marka farklılaştırması söz konusu, ürün farklılaştırması söz konusu. Hani ilk başta tam rekabette homojen ürün dedik ya, hani tıpatıp aynı ürün demiştik. Burada tıpatıp aynı ürün değil. Ürünler birbirine benziyor. Yani benzer ürünler. Burada örnek vermişim. Sütaş peyniri ile içim peynir, beyaz peynir için düşünürseniz. Daha başka markaları da sayabilirsiniz. Tahsildar oldu bilmem ne gibi, değil mi? Böyle sayabilirsiniz. İşte ne bileyim, benzer ürünler Coke, Pepsi mesela, değil mi? Başka bir sektörden, içecek sektöründen örnek. Coke, Pepsi'yi verebilirsiniz. Benzer ürünler anlamında, değil mi? Buna bu tür piyasalar örnek teşkil ediyor burada. Ama burada piyasaya giriş çıkış serbest, kolay. Halbuki oligopollerde değildi ama burada giriş çıkışlar daha kolay. Ve piyasanın işleyişi hakkında tam ve doğru bilgi alma olanağı da biraz yok. Hani tam rekabete benziyor bu anlamda. Tamam mı? Evet, pardon, benzemiyor. Tam rekabetten ayrışıyor demek istedim. Şimdi, eksik rekabete yol açan sebeplerin bazılarını da burada listelemişiz. Pazar payı kıtlığı, nitelikli eleman kıtlığı, sermaye kısıtı, yasal engeller. Bazılarını zaten bunların söyledim işte, yasal engel gibi, değil mi böyle şeyleri? Ürün farklılaştırması, eksik bilgi gibi böyle şeyleri, bunları listeledim. Şimdi ne diyelim? Ha, bu ürün farklılaştırması üzerinde birazcık daha açılım yapalım isterseniz. Biz bunu nerede gördük? Bir kere hani monopollü rekabette gördük, değil mi? Şu anda en son baktığımız konu. Bir de geriye dönüş yapalım. Oligopol piyasalar dedik yani. Oligopol piyasalarda da ürün farklılaştırması söz konusu. Mesela hani temin verdiğim örnekte telekomünikasyon piyasasından Turkcell dedik, değil mi? Vodafone dedik, Avaya dedik. Burada ürün farklılaştırması var mı? Var. Nasıl var? Çünkü birisinin sunduğu paketle öbürünün sunduğu paket aynı değil. Değil mi? Hani aynı değil. Ürün farklılaştırması var. Veya başka türlü örnekler de verebilirsiniz. İşte bir McDonald's'la Burger King'i düşünün. Değil mi? Ürünleri birbirinin farklı. Hani ikisinde de hamburger alıyorsunuz. Birisi diyor ki benimki Whopper diyor. Öbürü diyor ki benimki ne diyor? Big Mac diyor. Ama Big Mac ile Whopper aynı mı? Değil. Hani farklılıklar var. Pişirme tarzında en azından farklılıklar. Birisi ateşi görerek pişirttiriyor. Birisi kızgın bir metalin üstüne koyup pişirttiriyor. Hangisi kızgın metalin üstüne koyup pişirttiriyor? McDonald's. Değil mi? Ama Burger King hani ateşi görüyor mesela, değil mi? Böyle daha değişik. Ama ikisi de netice itibariyle bir hamburger ama birisinin adı Whopper, öbürünün adı Big Mac. İşte fark var, değil mi? Bunun gibi ürün farklılaştırması. Şimdi ürün farklılaştırmasının olduğu yerde çocuklar reklam olur. Neden? Çünkü benim ürünüm öbürünün ürününden farklı olduğu algısını yaratman lazım. Değil mi? Dolayısıyla o ürünün farklılığını anlatman lazım müşteriye. Bu da reklam olur. Yani nerede reklamı göreceğiz biz? Oligopol piyasalarda, monopollü piyasalarda reklam göreceğiz. Çünkü ürün farklılaştırmaları söz konusu burada. Reklamı nerede görmeyeceksiniz? Tam rekabet piyasasında görmeyeceksiniz. Neden? Zaten tıpatıp aynı. Değil mi? Ürünler. Burada reklamı görmeyeceksiniz. Soru var mı buraya kadar? Piyasalar hakkında şöyle bir genel bilgi verdik. İleriki ünitelerde bu piyasaları derinliğine inceleyeceğiz. Ben biraz su içeyim. Şimdi gelelim piyasalarda asıl piyasaların incelenmesi için önemli konuya. Birincisi talep, sonra neydi? Arzdı. Başlıklarını söyledik. Şimdi taleple alakalı olarak ne diyoruz bakalım? Buradaki tanımlamayı okuyorum şimdi. Tüketicinin ödeme gücüne sahip olması koşuluyla farklı fiyat seviyelerinde belirli bir maldan satın almak istediği miktar olarak tanımlanıyor. Neymiş? Farklı fiyat düzeylerinde tüketicilerin almak istedikleri miktar ama satın alma gücüyle desteklenen. Yani mesela bana deseniz ki, hocam portakal suyu satın almak ister misiniz? Evet isterim. Ama ben portakal gücünü almak için cebimde para yoksa, yani ben bunu madden o bütçemle destekleyemiyorsam,
O sadece bir istek. Hani benim parasal bir şekilde onu desteklemem lazım yani. Satın alma gücü. Evet istiyorum dediğim vakit parayı çıkarıp verebilmem. Ve parayı çıkarıp veremiyorsam talep oluşmamıştır. O bir arzudur sadece. Anlaşıldı mı? Ne demek istediğimiz? Evet. Satın alma isteği iktisadi açıdan talep değil. Bu istek satın alma gücü ile desteklenirse talep olur diyoruz. Şimdi iktisatta çok önemli bir kuraldan bahsedeceğim. Bunun adı da talep kanunu. Şimdi kuralı okuyalım. Talep miktarını etkileyen diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde bir malın fiyatı düştükçe talep miktarı artar. Bir malın. Bak yalnız burada diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde diyorum. Ve bir de parantez içinde bir Latince bir kelimeler var burada. Ceteris paribus diye yazdım. Bu kelimeyi de ezberleyin. Ceteris paribus. Bunun anlamı diğer değişkenler, diğer faktörler sabit. Ceteris paribus'un anlamı. Hadi şimdi burada aslında teorik bir cümle kurduk. Hani ben teoriyi daha önce tartışmıştım ya sizinle. Şu koşullar altında şöyle bir şey olursa sonuçta böyle bir şey olur gibi. Değil mi? Teorik cümleler böyle kurulur diye. Bakın burada da aynı şekilde kurulmuş. Ne diyoruz? Bir malın fiyatı düşüyor ama belli bir koşullar var. Koşullar ne? Diğer faktörler sabit. Değişmiyor. Ve malın fiyatı düşünce talep edilen miktar artıyor. Değil mi? Veya bir de bunu tersine de söyleyebiliriz. Malın fiyatı düşünce dedik. Malın fiyatı yükselince talep edilen miktar azalıyor. Diğer koşullar sabit kalmak şartıyla. Bu şekilde de söylemek mümkün. Dolayısıyla biz bunu yükselme veya alçalma şeklinde söylediğimizde burada aslında nasıl bir ilişki görüyorsunuz? Ters ilişki, negatif bir ilişki görüyorsunuz değil mi? Dolayısıyla bu talep kanununu şu şekilde de söyleyebiliriz. Başka faktörler sabit kalmak şartıyla bir malın fiyatıyla talep edilen miktar arasında ters ilişki vardır. Negatif ilişki vardır diye de söyleyebiliriz. Öyle değil mi? Evet, şimdi bu negatif ilişkiyi takip eden sayfada hem grafik olarak hem de tablo olarak size gösteriyoruz. Şimdi tablomuz var ve tablodan yararlanarak çizilmiş bir grafik var burada. Şimdi tabloya bakıyorum ben. Tabloda bir gofret için talep çizelgesi diyor. İşte A, B, C, D kategorileri var. Yani aslında bunlar fiyat 50 kuruşken, 1 lirayken, 1,5, 2 lira ve 2,5 lirayken. Farklı fiyat düzeyleri dedik ya tanımda. Farklı. Her fiyat düzeyinde ben talep edilen miktara bakmışım. Fiyat 50 kuruşken 22 tane talep edilmiş, fiyat 1 liraya çıkınca 15 tane talep edilmiş değil mi? Ve fiyat yükseldikçe en sonunda 2,5 lirayken 5 tane talep edilmiş. Burada grafiği görüyorsunuz. Yani bu tablonun grafiği de çizilmiş. Mesela şurada 2,5 iken E'ye geldik. Şurası da 5 değil mi? Tabloda 2,5 ile 5'i görüyorsunuz. Bu tablonun kombinasyonlarını A, B, C, D, E kombinasyonlarını bu grafikte ne yapmışım? Noktaları koyarak belirlemişim. Değil mi? Tabloyu grafiğe dökmüşüm. Sonra bu noktaları birleştirmişim. Ortaya şöyle mavi bir çizgi çıkmış. İşte bu çizgiye de biz talep eğrisi diyoruz. Neymiş bu çizgi? Talep eğrisi. Bu gördüğünüz şey de talep tablosu. Talep çizelgesi diyebilirsiniz. Yalnız bakın ben bu talep eğrisini çizdim ya. Bu talep eğrisini çizdiğimde diğer faktörler sabit. Anlatabildim mi? Hani diğer faktörlerin ne olduğunu henüz belirlemedik ama diğer faktörler sabit olmak kaydıyla bu tablo oluşturulmuş ve bu mavi çizgi yani talep eğrisi oluşturulmuş. Şimdi bu mavi çizginin eğimi nedir sizce? Hani eksi eğimli değil mi? Hani eğimi bilirsiniz eğim ne demek. Hani böyle gitseydi artı eğimli, böyle geldiği için eksi eğimli değil mi? Dolayısıyla şu dikey eksende biz P'yi gösteriyoruz fiyatı. Yatay eksende de Q'yu, miktarı gösteriyoruz. Q miktar değil mi? Dolayısıyla P ile Q arasında eksi yani negatif, ters ilişki olduğunu bu grafik bize gösteriyor. Değil mi? Yani burada talep kanunu
'dan kaynaklandığını biz bunun biliyoruz diyelim. Sorumuz var mı? Devam edelim. Şimdi burada bir ayrım yapıyorum ben. Talep miktarı eşittir'in üstüne bir tane çizgi çizmişim. Bu ne demek? Talep miktarı eşit değildir. Neye eşit değildir? Talebe eşit değildir. Yani miktarla talebi karıştırmayacağız. Bunun anlamı bu. Birçok kimse bunu karıştırıyor. Biz karıştırmamamız lazım. Şimdi burada açıklamasını yaptık. Talep eğrisi üzerinde herhangi bir nokta demişim. Talep ise talep eğrisi üzerindeki bütün noktalar. Yani şu grafiğe geri gidersek, şu herhangi bir nokta bize miktarı veriyor. Mesela E noktası miktarı 5 olarak veriyor. C noktası miktarı 10 olarak veriyor, değil mi? Ama hepsi beraber bu mavi çizgi o talep. Mavi çizginin kendi hepsi biri talep. Yani bu şeye göre. Şimdi geri gelelim. Söz konusu malın fiyatının değişmesi talep miktarını değiştirir diyoruz, değil mi? Grafiğe geri gidelim. Mesela fiyat 2,5 iken talep miktarı 5'miş. Fiyat 1,5 olduğunda talep miktarı 10, değil mi? Efendim? 1,5 iken 10. Öyle değil mi? Tabloda da o şekilde. 1,5 iken 10. Yani fiyat değişince talep edilen miktar değişiyor. Anlaşıldı mı? Yani burada ne diyoruz? Aynı talep eğrisi üzerinde aşağı yukarı doğru hareket edilir diyoruz, değil mi? Üçüncü şey. Tekrar geriye geleyim burada. Bakın. Fiyat 2,5'tan 2'ye düştüğünde ben E noktasından D noktasına gidiyorum. Yani aynı eğri, şu, bu eğrinin üzerinde böyle hareket ediyorum. Sonra 2'den 1,5'a düştüğünde şu şekilde hareket ediyorum, değil mi? Üzerinde hareket ediyorum. Yani fiyat değiştikçe ben bunun üzerinde hareket ediyorum. Tabii bunun üzerinde hareket ettikçe aşağıda da benim talep ettiğim miktarlar değişiyor. Değil mi? Talep ettiğim miktarlar değişiyor. Buradaki açıklamalar bu şekilde. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Söz konusu malın fiyatı dışındaki diğer bütün faktörlerde değişiklik talebi değiştirir demişim. Bunu grafik olarak göreceğiz şimdi. Talep eğrisi sağa veya sola kayar diyor. Şimdi hemen gösterelim burada. Bakın burada ilk baştaki yani miktarda değişim yani aynı üzerinde, aynı eğri üzerinde sağa sola gidiyoruz burada. Ama bir sonraki grafikte bakın burada şimdi aynı eğri üzerinde hareket etmiyoruz. Sola doğru okla yani şu mavi çizgi sol tarafa kaydı veya şu mavi çizgi sağ tarafa kaydı. Şimdi burada eğri hareket etti. Değil mi? Eğri hareket edince sağa giderse talep artıyor, sola giderse talep azalıyor. Bakın, talep miktarı demiyorum ama. Talep artıyor. Miktar kelimesi kullanmıyoruz burada. Veya talep azalıyor. Değil mi? Cümlelerime dikkat edin burada. Hata yapmamak anlamında söylüyorum bunu. Şimdi geriye gelelim. Bakın burada şu sol taraftaki durumu anlatıyor. Şu sol taraftaki durumu şurada görüyoruz. Ama şu sağ taraftaki durumu, şu sağ taraftaki durumu da şu grafiklerde görüyoruz. Tamam mı? Neymiş burada? Bir malın fiyatı sabitken diğer faktörlerdeki değişiklikler. Şimdi bak diğer faktörlerden bazıları parantez içinde belirtilmiş. Gelir, beklenti, zevk gibi. Değil mi? Bunların değişmesiyle mesela diyelim ki şurada fiyatı ben burada göstermemiş ama fiyat 5 lira olsun. Tam şurası 5 lira olsun. Değil mi? Bakın bu sola kayınca da sağa kayınca da bu fiyatta bir değişim söz konusu değil. Yani anlaşıldı mı? Şimdi bu talep eğrisinin sağa ve sola kaymasına sebep olan değişkenleri orada birkaç tane örnek vermiştik. Burada biraz daha açmışız. Neymiş? Gelir düzeyindeki değişiklik. Neymiş? Başka faktörler örnek. Tamamlayıcı veya ikame mal fiyatlarının değişmesi. Neymiş? Gelecekteki fiyatlar hakkında beklentiler. Başka? Bankalardan kredi sağlama imkanları.
tüketicilerin sayısı, tüketicilerin zevkleri, tüketicilerin tercihleri bunun gibi sayılmış. Bunları biraz daha açacağız. Şimdi şurada listelenmiş durumda. Şimdi bunlardan bir tanesi gelir düzeyi. Ben birazcık soluklanayım. Herhangi bir soru var mı bu yerden anlattığım kısımlarla alakalı? Takip edebiliyor musunuz? Ediyoruz. Evet, şimdi bunlardan bir tanesi gelirle alakalı, değil mi? Yani diğer faktörler. Diğer faktörler ne yapıyor? Bu değeriyi sağa veya sola kaydırıyor. Yani sağa mı kaydıracak, sola mı kaydıracak? Duruma göre bu değişiklik arz eder. Yani anlamamız lazım. Neden sağa, neden sola kaydırıyor? Sağa kaymak talebin artması, sola kaymak talebin azalması. Değil mi? Şimdi bunları anlamamız gerekiyor. Şimdi gelir düzeyinde değişikliği. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Hamburgerden örnek verdik ya. Bunu söyleyeyim. Hamburgerden örnek verdik. Big Mac, Waffle. Çok güzel bir alanda baktım ama yani çok farklı. Bu değil, ne öyle? Fakir bir öğrenci olarak. Fakir bir öğrenci olarak işte yemek için McDonald's'a gidiyorum. Ama diyelim ki McDonald's'a gidiyorum ama Burger King fiyatlarını yarı yarıya düşürüyor. Evet, McDonald'a gidiyor musunuz? Burger King'de yarı yarı fiyat düşürünce ne yapacağım ben? Burger King'e gideceğim. Valla değil mi? Burger King'e gidince McDonald's için düşün. McDonald's'a olan talep ne olacak? Azalacak. İşte McDonald's'ın değeri sola kayacak. Anlaşıldı mı? McDonald's için değeri ne olacak? Sola kayacak. Ah pardon. Yalnız ben gelirden bahsediyorum. O zaman ben bir örneğimiz kaybolmasın diye o zaman şeye gideyim. Şuraya geleyim ben. Gelir değil de bu malın tamamlayıcı mı, ikame mi olduğuna dair bu anlar şey. Yanlış örnekle başladım. Tamam mı? Şimdi McDonald's'dan devam edelim. Ne yaptım ben? Hani McDonald's'ınki azaldı. Tabii Burger King için de talep eğrisi sağ kayması lazım. Çünkü ona talep var. Değil mi? Şimdi burada verdiğimiz örnekte ikame maldan bahsediyoruz. Yani bu mallar birbirini ne yapabiliyormuş? İkame edebiliyor. Çünkü birinden vazgeçip öbürüne gidiyor. Çünkü birinin fiyatı bayağı ucuzladı. Değil mi? İkame mal. Bunu anladık mı? İkame mal. Bir de tamamlayıcı mal. Burada bir örnek verilmiş. Araba ve benzin denmiş. İkame var. Burada da mesela şöyle diyelim. Otomobil fiyatları aşırı derecede yükseldiğini düşünelim. Ne olur? Otomobil talebi ne olur? Azalır. Otomobil talebi azalır. Otomobil talebi azaldığı zaman benzin talebi ne olur? Azalacak. O da azalır değil mi? Benzin talebi de azalır. Tamamlayıcı mallarda ikisi de aynı şekilde gidiyor. İkame mallarda birazcık daha değişik durum değil mi? Hani ikame mallarda değişik. Tamamlayıcı mallara başka örnekler verebilir misiniz? Burada pek otomobil ve benzin var. Benim en meşhur örneklerimden bir tanesi rakı balık. He? Değil mi? Şimdi yani balık yerken yanında rakı gitmez mi? Aslında içkici değilim de sadece örnek bir yani. Evet. Şimdi bu tamamlayıcı. Geriye dönüyorum şimdi. Gelirle alakalı tartışmayı yapalım. Gene bu geriye geldik. Bu sefer de bakıyorum. Ha. Ne yapalım? Gene ben öğrenciyim. İşte McDonald's'ı diyorum. Yılın. Yani,
artık öğrencilik yılları bitti, mezun oldum, güzel bir iş buldum, iyi de para kazanıyorum artık. Şimdi ne yapacağım? Mektabı unut. Gideceğim şimdi Boğaz kenarında güzel bir lokantada bir ne yiyelim? Antrikot yiyeceğim. Bir balık yiyeceğim, değil mi? Lüfer balığı böyle hani, oltada tutulmuş. Değil mi? Gelirim arttı. Şimdi benim gelirim arttığında ne oldu benim hamburger talebime? Hamburger talebi azaldı. Gelirim arttığında benim hamburger ikram ettiğim diğer ürünler neydi? İşte biftek, güzel bir balık, ne bir pirzola. Bunlara olan talebim arttı. Gelir artışıyla talebi yükselen mal hangisi burada? Pirzola. Değil mi? Veya güzel bir balık, yukarı balığı. Gelir artışıyla talebi düşen mal ne? Hamburger. Hamburger burada düşük mal denmiş. Adi mal, bayağı mal. Değil mi? Neymiş? Hamburger düşük mal. Adi mal, bayağı mal. Başka bir mal, kelimelerde kullanabilirsiniz. Öbürü ne? Normal mal. Aslında bazen biz bunu normale bir üst kademeye daha gidiyoruz. Yani süper mal. Superior. Süper mal. Da diyebilirsiniz. Mesela bir çok çok fazla gelirim artarsa ben yapmayayım. Ne işin var hani Fiat arabayla, değil mi? Bir tane Bentley alırım, bir tane Ferrari alırım. Şimdi bu Ferrari ne olur? Süper, değil mi? Bunun gibi. Soru var mı burada? Şimdi diğer faktörlerden iki tanesi. Birisi gelir, birisi de neydi? İlişkili olan malın fiyatı, hani hamburgerin fiyatıyla Whopper'ın fiyatı, değil mi? Pardon, Big Mac'te Whopper'ın fiyatı gibi ilişkili malın fiyatında orada tamamlayıcı ikramını veya da hani diye tartıştık. Burada ise gelirden, gelire göre gruplandırma var. Değil mi? Şimdi buradaki gruplandırmamızda ikame ve tamamlayıcıyı anladık. Buradaki gruplandırmamızda da normal ürünle bayağı ürün, adi ürün, düşük ürünü öğrendik, değil mi? Şimdi başka faktörler neler varmış? Gelecekteki fiyatlar hakkında beklentiler. Burada demişiz fiyatın artacağı yönünde beklentiler, şimdi talebi artırır. Talep verisi sağa doğru kayar. Şimdi mesela ben gelecek sene araba fiyatlarının aşırı derecede yüksek olacağı beklentisindeysem gelecek sene almak yerine bu sene alırım arabayı. Öyle değil mi? Ha, bunun gibi. Kredi kolaylığı sağlandığında talep artar. Talep verisi sağa kayar. Şimdi gidiyorum furniture alacağım. Ha, furniture ne? Ya mobilya. İngilizce düşünün. Mobilya alacağım. Bana diyor ki işte yatak odası takımı işte 10 bin, 15 bin lira diyor. Ama bana şimdi diyor ki işte kredi kartına peşin fiyatına 10 taksi. Ne oldu? Alamıyorum. Şimdi alacağım. Evet, kredi kolay. Bunun gibi. Tabii tüketici sayısının artması da, değil mi? Artıracak. Bu aşikar yani. Değil mi? Açık. Ne kadar fazla tüketici varsa o kadar da talep artar. Nüfus çoğalabilir, işte göçlerle İstanbul'a daha fazla insan gelir, değil mi? İstanbul piyasası için tüketici sayısı artabilir, değil mi? Bunun gibi. Tüketici sayısının artması da talebi sağa kaydırır. Ha şimdi biz teminki şu grafiklerimizde çocuklar, şu grafiğimizde ne yaptık? Diğer bütün faktörler sabit burada. Anlaşıldı mı? Yani bahsettiğimiz diğer bütün faktörler sabit. Ama şu grafiğe geldiğimizde işte o diğer faktörlerden biri veya bazıları değişiyor olması lazım. O da duruma göre sağa veya sola gidecek. Hangi piyasaysa, değil mi? Anlaşıldı mı? Evet, ilerleyelim. Nerede kalmıştık? Burada bazı sorular var gene size. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları şu dört ifadeden biriyle doldurun.
talep miktarı artar, azalır veya düşer gibi böyle bazı sorular var. Bazen tartıştık galiba bunu, değil mi? Hamburgeri burada görüyorum mesela. Başka örnekler var. Bunlara da bakalım.